Güneş sistemindeki tüm gaz devi gezegenlerin Jüpiter, Satürn, Uranüs ve Neptün'ün halkaları varken, karasal olanların Merkür, Venüs, Dünya ve Mars'ın halkaları yoktur. Peki neden Dünya'nın halkaları yoktur? Gezegenlerin halkalarını nasıl oluşturduğuna dair iki teori vardır. Bunlar, gezegenin oluşumundan arta kalan materyallerden oluşmuş olabilir veya bir çarpma ile yok olan bir ayın kalıntıları olabilir ya da ana bileşiklerinin yerçekimi tarafından çekilmesiyle parçalanmış olabilir. Neden sadece gaz devlerinin halkaları olduğu henüz net olarak belli değil. Ancak dış güneş sisteminde gaz devleri oluşurken sadece güneş sisteminin iç kısmında kayalık gezegenlerin oluşması bir ipucu olabilir. Belki de iç gezegenler, halka oluşturabilecek çarpışmalardan korunuyordu ya da, belki de dış güneş sistemindeki ayların daha yüksek etkisi, halkaların orada da daha yaygın hale geldiği anlamına geliyor. Başka bir faktör, daha büyük gezegenlerin, bir halka sisteminin oluşturabileceği ve sabit kalabileceği, daha büyük bir hacme sahip olması olabilir. Bilim insanları, Dünya'nın geçmişte, bir halka sistemine sahip olduğuna inanıyor. Tarihinin çok eski bir döneminde, Mars boyutunda bir nesne Dünya ile çarpıştı ve, muhtemelen yoğun bir enkaz halkasına neden oldu. Ancak, dış gezegenlerin aksine, Dünya'nın halka sistemi kısa sürede birleşerek Ay'ı oluşturdu. Güneş'in kırmızı dev evresi sayesinde, Ay'ın bir gün uzay enkazı haline geleceğini ve, potansiyel olarak Dünya'nın etrafında, bir halka oluşturacağını söyleyen teoriler de var. Bundan milyarlarca yıl sonra, Dünya ve Ay, bu kabaran sıcak bölgenin yakınındayken, Güneş'in genişleyen atmosferinin neden olduğu sürüklenme, Ay'ın yörüngesinin bozulmasına neden olacak. Ay, Dünya'ya daha da yakınlaşacak. Yakınlaşan Ay'ın ömrü kısa olan kaya parçaları, Dünya yüzeyine yağana kadar Dünya'nın etrafında halka oluşturacak. Güneş'in kırmızı dev evresi 5 milyar ila 6 milyar yıl içinde, Güneş'in çekirdeğindeki hidrojen yakıtı tüketilmiş olacak ve genişleme başlayacaktır. En büyük seviyeye ulaştığında, Dünya'nın yörüngesine ulaşacak. Daha sonra tamamen atmosferini kaybedecek. Güneş'in evrimi kırmızı devden itibaren modellenmiştir, fakat Güneş'in Dünya'yı yutacağı mı yoksa, yörüngesinde tutacağı mı hala açıklanabilmiş değildir.